Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Adams kroşe bükümünü gerçekleştireceğiz. İlk önce şöyle bir telimiz var. Tuttum telimi, bir miktar düzleştireceğim. 0.7mm tam yuvarlak 139 bird pens, bir adet bazlak pensim var arkasını kullanmak için kesil keski yerine. CD kalemim, bıçağım, bunun yerine spatülleriniz de olabilir tabii ki. Spatüllerim yanımda olmadığı için bunu aldım. Düzledim telimi nispeten. Sonra geldim arkadaşlar. Bunun dik olan kısmını yani köşeli olan kısmını ortaya yakın bir yerden tuttum. Sonra ne yaptım? 90 derece bir büküm gerçekleştirdim. 90 derece bir büküm o gerçekleştirdim. Şöyle geldim. Şuradan ikinci tüberkülümü işaretledim. Yapmanız gereken şey arkadaşlar şu iki tüberkül arasının iki tüberkülün tepesinden aşağıya doğru bir çizgi çekmek. Bu birincisiydi. İkincisi de bu tüberküllerin şöyle kenarlarından kazımak. Çünkü bir miktar diş etini oturacak bu yaptığımız balkon. Şuralardan kazıma yapacağız arkadaşlar şuralardan kazıma yapacağız. Ben az önce yapmıştım zaten. Sonra geldik ne yaptık? Buradan işaretledik ikinci tüberkül tepemizden. Sonra geldim. Gene köşeli olan kısım aşağıda kalacak şekilde bunu tuttum. Tuttuktan sonra bir büküm daha gerçekleştirdim. Gördünüz şu an U'ya benzer bir şeklimiz oldu. Şöyle U'ya benziyor. Gördünüz. Aynen oldu gibi. Sonra arkadaşlar geldim. U bükümü yapacağız şimdi. Şunu şöyle yuvarlak kısmını dışarıda olacak şekilde tuttum. Şu an yuvarlak kısmı dışarıda görüyorsunuz. Sonra tuttuğum kısımda geldim. Şöyle bir U büktüm arkadaşlar. Şöyle bir U büktüm. Geldim gene şuradan tuttum. Aynı şekilde yuvarlak kısım dışarı bakıyor hala. Yuvarlak kısım dışarı bakıyor. Şöyle geldim. Bir U daha büktüm. Şöyle M'ye benzer bir harfimiz oldu. Bu bizim balkonumuzu oluşturacak. Şöyle e, görüyorsunuz. Fokus atayım bir dakika. Hop fokusladık. Gördünüz. Şimdi arkadaşlar şuralardan bir miktar içeri döndürmeye çalışacağız. Yani şu şöyle ya. Buradan şu daya doğru, buradan da buraya doğru. Yani hafif böyle e, içeri doğru bir bütün gerçekleştirmeye çalışacağız. Nasıl yapacağız bunu? Şu ikisinden tutuyoruz. Şunu yatay tuttunuz ya. Şu ikisinden tutuyorsunuz. Şöyle U'dan tutuyorsunuz. Şöyle bir miktar bir miktar döndürdünüz. Tamam. Aynı şeyi diğerinde yaptım. İkisini bir ikisini tuttum. Bir miktar döndürdüm. Şuradan şu şekilde olacak. Şu şekilde 45 dereceyle oturacak yani şuraya. Tamam. Şuradan şu an oturuyor gibi gözüküyor. Güzel oturuyor gibi gözüküyor. 45 dereceyle oturacak gibi. Tamam. Sonra geldim. Yanlış ben saldım. Şöyle şuradan tuttum. Bir miktar şöyle büküm gerçekleştirdim. Şöyle şuradan tuttum. Bir miktar. Büküm gerçekleştirdim. Bakalım nasıl olmuş. Yani fena değil gibi. Sonra Şimdi bunu buradan yaptım. Sonra arkadaşlar şu kontak olan kontak temaslı olan yerlerden şöyle çızığımı çızığımı attım. Şöyle çizimi attım diyelim. Çizimimizi attıktan sonra geldik. Böyle çok şey yapmadan büktük. Şuradan bir büküm. Yuvarlak kısmı dışarıda olacak şekilde büküyoruz. Ve hafif büküm yapıyoruz. Deforme etmemeye çalışıyoruz. Gördünüz. Tabi bir miktar daha bükülebilir. Şuradan tuttuk. Daha çok az bükmüşüz yani. Evet. Şimdi ikinci kısımda arkadaşlar, şuradan yine çizdim. Hop. Şuradan yine çizdim çiziklerimi. Oradan daha bir, bir gün gerçekleştireceğim. Nereden çizdim çiziklerimi? Şöyle diğer kontak eden kısımlardan geldim. yuvarlak olan yerden yuvarlak olan gene dışarı doğru şöyle bir miktar Şöyle bir miktar daha bükümümü yaptım. Şurası çok uzun duruyor. Şurasından birazcık kesmem lazım. Evet fırladı. Sorun değil. Bakınız şu şekilde şu an oturuyor gibi. Buradan e, diş etine değen kısımdan bir büküm daha yapılabilir. Diş etine bakın. Diş etine değen kısımdan bir büküm daha yapabilir. Bizim hocamız yapıyor. E, teknisyenden gördüm ama teknisyen yapmamıştı. Şimdi nasıl yapalım şimdi yapalım biz çünkü hoca hocamızın yaptığı gibi yapalım diyelim ki şuradan değdi. Diyelim ki şuralardan değdi. Bir yandan da da bakmaya çalışıyorum da odaklıyor mu odaklayamıyor mu tek başına işte bir şeyler yapmak bazen zor olabiliyor. Ne yaptım arkadaşlar? O değen yerden geldim, tuttum. Bir miktar şöyle kaldırdım. Ne yaptım gene? Geldim. Şuradan tuttum. Dişine değen kısımdan. Bir miktar kaldırdım. Sonra geldim. Tekrardan bunu e, anlatmıyorum çünkü bunu kendiniz de tahmin edebilirsiniz nasıl yapacağınızı. Bir miktar kaldırıp bir miktar indireceksiniz yani. Çok bir olayı yok. Benim ya yani şu an eksik yapacağım bir şey var. Ne, niye eksik yapacağım? Çok fazla telim kalmadığı için e, uçlarından tutucu tutuculuk için şunu bir miktar daha indirebilirdik. Bir miktar için tutuculuk için şunları e, böyle sola sağa falan büküyorlar. Tutuculuğu sağlamak için. Bunu ben şu an yapamayacağım. Çünkü telim çok küçük. Elim çok acır yapsam da. Zaten elimi şu parmağımı görüyorsunuz. Bugün e, çalışmalarım var. Haftaya salı şeyim olduğu için ortodonti uygulama sınavım olduğu için çalışıyorum birazcık. Evet arkadaşlar. tabii bir miktar daha şunu aşağıya doğru e, e, eğimlendirebilirdik şeyle. Şöyle şunu şuraya duruyoruz. Bir miktar daha tabii şunu şurayı aşağıya doğru kırabilirim. Ben var yaptım farz ediyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Umarım birazcık faydalı olabilmişimdir. Birazcık açıklayabilmişimdir. Ee, size de kolaylıklar dilerim. Sabrederek defalarca kez deneyerek arkadaşlar yapabilirsiniz. Tek seferde, ikinci seferde, üçüncü seferde, beşinci seferde iyi yapacağınız bir şey yok. Herkesin farklı teki. E, kimi tek seferde yapar, kimi ikinci, kimi beşinci. Ama önemli olan sabrederek defalarca kez denemek, başarıya ulaşmak. Görüşmek üzere hoş hoşçakalın arkadaşlar bir, bir sonraki videoda.